Şimdi bizi izleyen, 10 senedir bu programı izleyen, niye 10 senedir diyorum, daha fazlası var. Ben 10 sene buradayım. Sizin daha fazlanız var değil mi? 12-13 sene. 13. sene benim 10. senem. 10 sene beni izleyen Fenerbahçeliler hep söylediğimi bilirler. Zaten bu programı izleyenler de bilirler. Bu programda mesela Fenerbahçe maç kazandığı zaman harika da oynasa, harika da oynasa o gün, tamam mı? Şahane de oynasa, oyunundan ziyade işte dediğim gibi maç içinde olan hocasının bir hani kimine göre yanlışı, ayıbı, futbolcusunun tribüne bir bakışı tahrik etti falan filan, anladın mı? Bir anda maçın analizinin iyi mi oynamış, kötü mü oynamış, maçı hak etmiş mi, hak etmemiş mi? Hiçbir şey konuşulmadan hop 1,5 saat böyle geçer. Bu genelde Türk televizyonlarının bir şeyidir, taktiğidir artık. Böyle alışılmış. Sadece bizim program için söylemiyorum. Genelde öyle. Buraya gelmeden de baktım. Yayıncı kuruluşa falan filan. Aman 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 aman. Aman aman aman. Öncelikle bir kere Jose Mourinho'ya teşekkür ederim. Analiz yapmıyorum. Sinan'ın dediklerine %90 katılıyorum. Fenerbahçe çok tatmin edici bir oyun oynamadı. Özellikle ilk yarı. İlk yarı. İkinci yarı Fred'in girişiyle. Zaten iki golde de Fred var. Birisinde asist yaptı, birinde de 3 kişinin içinden topu çıkardı. Sola Kostić'e kadar taşıdılar topu. Yani Fred olmasa hiçbir şey olmayacak. Tabii oynatmıyor, Mourinho'nun hatası. Bütün bunları zaten Sinan anlattı. Öbür tarafa geçiyorum. Ben buradan öncelikle bir kere Jose Mourinho'ya şükranlarımı sunuyorum. Türk medyasının da tamamının Jose Mourinho'ya şükranlarını sunması lazım öncelikle. Çünkü bundan 4 ay önce Aziz Yıldırım, Ali Koç, Mourinho adını zikretmeden önce bu yorumculara deseydik ki seneye buraya Jose Mourinho gelecek Türkiye'ye. O zaten şeyli bir adam. Hani dünyada öyle ün salmış. Megaloman, basınla atışan, rakiple tanışan, çok malzeme veren bir adam. Seneye Allah yaşadık, yaşadınız deseler derlerdi ki yok ya Mourinho buraya gelir mi? Bir kere teşekkür ediyorum getirenler için ve kendisi geldiği için kendisine de teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bu. Çıkar buradan ekmek. Onu yaptı, bunu yaptı falan. Hemen zaten baktım yayından önceki başka programlara. Oo, Allah Allah. Güzel, güzel. Yani ben olsam dedim ki ulan teşekkürler be. Geldin işte. Oh, anlatıyoruz. Nerede biz hayal eder miydik ya Mourinho bir gün Türkiye'ye gelecek falan. Ha gelirdi belki 77 yaşında falan hani. Öyle geliyorlar ya 77 yaşında buraya evet, uyuyorlar evet. Falan. Gelmiş. Önce ona bir şükredelim. 61 yaşında. İki, Jose Mourinho çok zeki bir adam. Tersini söyleyen olur mu? Egolu. Evet ben de egolu katılıyorum. Zaten egolu olmasa orada olmaz adam. Şimdi zeki bir adam. Bazen 50 tane demeç verirsin, açıklama yaparsın. Hatta sene boyunca konuşursun, sene boyunca. Bakın Fenerbahçe'ye işler dökülüyor, işler yapılıyor Fenerbahçe'ye. Sene boyunca konuşursun ki bizim medyamız çok konuşur bunları. Bu da kadar olmaz. Fener'e bu da yapılmaz. Şu da olmaz. Hep Fenerbahçe'nin canı yanıyor falan filan. Fakat Mayıs geldi mi şampiyon belli oldu mu? Hadi abi bak dalgana. Tamam mı? Fenerbahçe seyircisi de bunu yutar. 10 yıldır şampiyon olamadığı için insanlar. Tabii ki ne yapsınlar? En son takımına saldıracak adam. Tamam mı? Bütün bunlar unutulurlar. Neden? İşte Jose Mourinho denen bir adam diyor ki Mayıs'ta konuşmayın. Bak burada kötü bir şeyler oluyor. Bunu ben dile getireyim. Bak konuşmadan da dile getirebilirim ben diyor. Şimdi Dzeko'nun golünde ben hiç görmedim ki vallahi offside mi değil mi? Benimki diye offside'se bile bir santim falandır. Ha bir santim falandır. Ama büyük ihtimalle görüntüye göre bana göre offside falan da değil. Diyelim ki offside. Ya Allah razı olsun bu kadar ayırt edilemeyen bir pozisyonda maç zıt diye başlar mı? Zıt diye başlar mı? Zıt. Ne zaman olmuş? Dün Kasımpaşa'nın 7 cihanın herkesin tartışmasız penaltı dediği pozisyon neredeyse 7-8 dakika inceleniyor. Var bir kere 6-7 dakika inceleniyor. 5 dakika sonra çağırıyorlar hakemi. Bir 5 dakika daha hakem bakıyor. Bütün 7 cihanın penaltı dediği pozisyona bak düşün. Buradaki pozisyon hala değil gibi duruyor herkese göre, tamam mı? Olsa da bir santim yani bakılmaya muhtaç. Buna bakacaksın sen 6 dakika 7 dakika. Vidası mı önde geride mi falan diye. Zangıldan mal kaçırır gibi.
Haftalardır, hatta yıllardır hatırlarsın Ertem. Yayıncı kuruluş derim ben hep, biliyor musun? Yayıncı evet. kuruluş derim. Bak zaten Mourinho hakemin önüne götürüp şeyi koymuyor. Yayıncı kuruluşun kamerasına koyuyor. Hani nerede görüntü, nerede? Hop hadi güle güle. Hadi. Ne bu? Yangından mal kaçırır gibi, ben anladın mı? Hadi bitti, hopla oyna. Şimdi bu oluyor. Ben baktım ben pozisyona. Ben maçla Allah'a Ceko'ya omuzdan bir darbe falan hani. Ya ben ağır olurdu penaltı dedim. Evet öyle dedim. Ama sonraki görüntülerde baktım herkes penaltı deyince dedim ben bir şey mi kaçırıyorum? Baktım hatta sen bana ben gösterdim. Alttan bir darbe sol var. Ayak, diziği var. Ceko'nun sol ayağı. Var, ayağı var falan. Hani verilebilir. O da hemen geçti. Yan hakeme bakıyorum. Yine tartışmalı pozisyonlarda. Ne diyor kural? Çok tartışmalıysa oynat. Zaten vardan döner. Adam oynatmıyor bile. Daha tehlike başlamasın diye 3 santimlik ofsayta yan hakem 4 kere 5 kere bayrak çekiyor. Şimdi Jose Mourinho değil. Hepimiz biz salak mıyız? Ama Jose Mourinho bunu erken kavradı. Baktı ulan bu ne oluyor lan bu? Yani böyle olur mu? Şimdi adam bunu erken kavrayınca bir rahatsızlık oluyor tabii ki. Yani rahatsızlık. Niye bu ya? Biz ne güzel. Orada İsmail Kartal vardı. Garibim. Efendim ağzı var, dili yok. Ne aklına gelir onun yayıncı kuruluşun kamerasının önüne laptopu koymak. Anladın mı? Maçtan sonra derdini bile çocuk. Hani ayıp olmasın diye. Az söyler, beş söyler. Anladın mı? Şimdi bu rahatsız edici bir üslup oldu. Bu niye? O abi bütün foyaları bu adam foyaları buradaki insanlar zaten biliyor gerçeği. Türk insanı biliyor neler döndüğünü. Tamam mı? Fakat adam diyor ki ben Mourinho'yum. Bunu biraz daha Avrupa'da görsün. Bak burada ne oluyor? Bak burada neler oluyor? Biz bu ülkede niye biliyor diyor biliyor musun? Biz bu ülkede futbolcunun poposunun büyütülerek çizgi çekildiği maçları gördük. Maçı gördük. Bak şimdi Ahmet Çakar yanımda gülümsedi, hatırlamıştır o maçı. Böyle. Böyle bir görüntü gördük. Biz ayaktan top çıktıktan bir salise, iki salise sonra çekilen çizgiler gördük. Anladın mı biz? Biz biliyoruz. Jose Mourinho bilmiyordu. Adam gördü. Gördü. Yaptığı suçmuş. Bir maçmış. Alır. Almayabilir de. Bilmiyorum ama alır. Çünkü çok istek var bak. İstek var şu anda. Neden? Galatasaray'ın hocasını ona yaptık. Hadi dur bu da alsın. Alsın. İkisi de alsın. Ama bu olayı, bu protestoyu, haksız da olabilir. Bu protestoyu Okan Buruk'un hareketiyle eşleştirmek vicdansızlık olur. Ben özellikle eski hakemlerin hakem mesleğinin onuru düşünerek onurunu tehdit edilmesine daha çok tepki vermelerini beklerim. Beklerdim. Tehdit. Buna penaltı verirseniz bir daha burada maç yönetemezsiniz. Biz bu ligi bitirmeyiz. Aynı şey. Ama sonra bir özürle geçiyor her şey. Öyle o gün sinirliydim ağzımda size özür dilerim. Anladın mı? Zaten sorun bu. Bir şey olduğu zaman onu hemen Fenerbahçeli biriyle özdeşleştirip ortadan yok etmek. Çok güzel. Böyle devam. 10 yıl değil mi? 30 yılda şampiyon olabilir, olmayabilir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin var ya, çınarı var çınarı. Bir yaprak bile kopmaz biliyor musun Fenerbahçe'nin büyüklüğünden? Bir yaprak eksilmez. Bir. Böyle devam edin. Ama şunu bilin. Bu ülkede herkes aptal değil. Tamam mı? Herkes aptal değil. Bazıları aptal değilse de korkak. Karşınızdaki adam aptal da değil, korkak da değil. Antrenörlük durumuna gelince de Sinan'a katılıyorum. Yani takımın bu oynadığı oyun, hatta çıkardığı kadro, frensiz bir 11 ile başlamak bahanesi olabilir. Bu hareketi tasvip ediyor musun? Ben tasvip ediyorum. Bak cezası hayır, varsa yani, verilebilir. Hayır şunu söylüyorum. Ben bunu, rahatsız oldun mu Mourinho'nun bu hareketine? Hayır ben dedim ki mesela zeka kokuyor. Ben mesela Mourinho değil de bugünkü Fenerbahçe kulübesinde antrenör Abdülkerim Durmaz olsaydı ben bu kadar zeki yapamaz patlardım. Yani patlardım, başka bir çirkin bir şey yapardım. Hakeme anladın mı? Acayip bir şey yapardım. Kesin kırmızı görüp atılmıştım. 6-7 maçta almıştım kesin. Şimdi... Bu çok akıllı bir şey.